Hepinize merhaba. Videoya ve kanala hoş geldiniz. Bu videoda biraz daha vlog tarzı bir video hazırlamayı düşündüm sizler için. Başlıkta da gördüğünüz gibi aracımın içinde veya dışında yaptığım birçok modifiye var, eklentiler var. Sizlere fikir verebilecek yaptığım tasarımlar var. Bunların hepsini detaylı şekilde sizlerle paylaşacağım ama açılışı böyle güzel bir manzarada yapmak istedim. Burası Sarıyer taraflarında, Garipçe'nin biraz daha ilerisinde kalan bir yer. Sakin, dingin bir koy var burada. Sizlere böyle bir açılış yapmayı düşündüm. Aracım da hemen burada kenarda zaten. Kia Rio 2014 model aracım. 2015'in 6. veya 7. aylarında aldım diye hatırlıyorum. Aldıktan sonra yıllar içerisinde tabii aracı söke taka detaylarına girerek birçok şey öğrendim. Yurt dışından da alışverişlerim oldu. eBay'den, AliExpress'ten birçok parça temin ettim. Bunları da sizlerle paylaşacağım. Neler alınabilir? Kia'nın kendi Kore'de ürettiği, kendi fabrikasında üretilen orijinal parçalarını kullandım çoğu yerde. Bunları nasıl temin edebilirsiniz? Hani Türkiye'de fiyatlar çok çok pahalı. Bu yüksek kura rağmen, kurla zaten buradaki fiyatlarda orantılı ama burada ekstradan bayi karları geliyor üzerine. Dolayısıyla biraz daha pahalı oluyor. Ama ben birçok parçayı yurt dışından, hatta Avrupa'dan bile temin ettiğim oldu. Kore yerine Avrupa'dan verdiğim siparişler bile daha ucuz oldu. Bunlar hakkında da biraz bilgi vereceğim sizlere bu videoda. Aracın yanına geçmeden önce sizlere yurt dışından nasıl sipariş verilir? Yani tabii ki bir AliExpress'ten falan nasıl sipariş vereceğinizi anlatmayacağım. Bu çok artık yıl 2021 çözülmüş şeyler bunlar tabii ki ama eBay'den mesela ülkemizde sipariş verilemiyor artık. Yani birkaç senedir eBay'den sipariş veremiyoruz. eBay sadece ülkemizden PayPal ödemesi kabul ediyor ve dolayısıyla PayPal da ülkemizde kullanıma kapatıldığı için biliyorsunuz işte BTK ile ilgili bazı sorunları oldu. Gerekli şartları yerine getirmedi PayPal ve kullanıma kapatıldı. Biz de eBay'i kullanamaz hale geldik bu şekilde. Ancak PayPal'ı kullanmanın basit bir yöntemi var. Yani bu PayPal ülkemizde kapandıktan sonra benim de kullandığım bir yöntem ama tabii forumlarda veya sosyal medyada falan açıkça yazmadığım bir yöntem. Dolayısıyla bu videoda da anlatmayacağım bunu ama Instagram'dan DM'den bana yazarsanız nasıl yapabileceğinizi basitçe anlatırım. Çok çok basit bir yöntem aslında. Sadece bir açık bırakılmış gibi bir şey. Yani eBay ve PayPal bence bunu bilerek kasten bıraktıkları bir açık bence. Neyse çok detaya girmeyeyim. Birkaç tane satıcı var eBay'de. Bunlarda çok fazla parça seçeneği var ve hepsi orijinal fabrikasyon üretimi parçalar. Benim aracımda şu anda o şekilde aldığım parçalar da var. Onları da size göstereceğim. Türkiye'de normalde olmayan bir parçayı ben mesela temin ettim. Satılan modellerin hiçbirisinde olmayan bir parçayı ben yurt dışında bir araçta görüp bu şekilde eBay'den sipariş verdim mesela. Onu da aracın içine geçtiğim zaman gösteririm sizlere. Birebir yerine oturan orijinal parça. Ama ülkemizde paketlerde bu dahil edilmemiş hazırlanırken. Tercih edilmemiş. Dolayısıyla Türkiye'ye hiçbir zaman gelmemiş. Ve benim şasi numaramda girildiği zaman da bu parça uyumsuz görünüyor aslında. Bu araç tabii global olarak tüm dünyada aynı şekilde üretildiği için o parça aslında tam yerine uyuyor. Gösterdiğiniz zaman çok daha iyi anlayacaksınız. eBay çok önemli bir kaynak bizim için. Dediğim gibi Türkiye'den de ucuza geldiği için fiyatları, zaten parça fiyatları dolardan dolayı, eurodan dolayı çok çok yükselmiş durumda. %20-25 kadar da bir kar etme şansımız oluyor. Bunu neden değerlendirmeyelim? Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Dediğim gibi Instagram DM'den paylaşacağım. Instagram'dan beni takip edip DM'den yazarsanız sizlere bu konuda yardımcı olacağım. Dilerseniz aracın yanına gidelim. Benim aracım normalde Nati paket. Bilenler bilir. Türkiye'deki 2012-2014 arasındaki modellerdeki en bas paket, yani en boş paket diyebiliriz. Ben bu boş paketli aracımı fancy pakete, hatta fancy pakette olmayan özellikleri bile ekleyerek aracımı doldurdum aslına bakarsak. Bunları nasıl yaptığımı da sizlerle paylaşacağım videonun devamında. Aracın dışında yaptığım işlemleri muhtemelen izlemişseniz bu videoya gelmişsinizdir. Eğer izlemediyseniz sağ üst köşeden yine bu videoya ulaşabilirsiniz. Dilerseniz arabanın içine geçelim. Şöyle bir tape ile başlamak istiyorum. Standart piyasada satılan double tape'lerden ama Android versiyonlardan. Eğer almayan veya düşünenler varsa Android almalarını öneririm. Piyasada Windows versiyonları da var. İşlemci güçleri biraz daha düşük oluyor bildiğim kadarıyla. Bu cihazlarda işlemciden ziyade RAM ihtiyacı biraz fazla. Mesela benim cihazım 1 GB RAM'e sahip. Yani 2 GB olsa biraz daha rahat çalışacağını tahmin ediyorum. Yani birazcık bazı durumlarda kasılmalar yaşatıyor. Veya ilk açılışta bazen birazcık geç açılabiliyor. Ama çok böyle ölümcül, yani kanı gibi ağır bir çalışması yok. Yaz aylarında işte Antalya'da, Bodrum'da falan da kullandım ben bunu. Öyle sıcaktan falan da etkilendiği olmadı. Ama genel olarak hani 1 GB RAM biraz limit. Hani 2 GB olsa alet biraz nefes alacak, rahat çalışacak. Bulabiliyorsanız RAM'i 2 GB veya daha üstü varsa daha üstünü alın. Şöyle aşağı doğru inersek deri vites topuzu aldım. Aracım bildiğiniz gibi 2014 model Kia Rio ve Nati paket. Şu vites topuzu biraz daha farklı düz plastik malzemeden üretilmişti. Ben de internetten araştırdım. Yine Türkiye'den de fiyat aldım. Yani Kia yetkili servisini arayıp yedek parça bölümünden fiyat alabiliyorsunuz. Vites topuzunun fiyatını sordum. Yani buradakiyle neredeyse yarı yarıya fiyat farkı var eBay'den aldığınız zaman. Ben de eBay'den sipariş verdim. Videonun başında da bahsettiğim gibi o zamanlar eBay açıktı. Yani PayPal kullanabiliyorduk. Kolayca sipariş verebiliyorduk. Ben de eBay'den aldım. Bunun montajı çok çok basit. Şu parçayı
çevirerek çıkartıyorsunuz. Eskisi de yenisi de aynı şekilde takılıyor. Döndürerek çıkartıyorsunuz. Tekrar döndürerek yenisini takıyorsunuz. 2 dakikalık bir montajı var yani. Sonrasında şu altındaki çerçeve. Videonun girişinde bu parçadan bahsetmiştim. Bu parça Türkiye'deki hiçbir Rio'da olmayan bir parça. Yani en azından bizim kasalar için böyledir diye düşünüyorum. Bu parça yerine birebir oturuyor. Eskisinde orijinalde tabii koltuk ısıtma olmadığı için şu tuşların olduğu yer boş duruyor. Yani düz plastik devam ediyor burada. Bu parçayı ikiye daha çok soğuk ülkeler için, işte Rusya'dır, Ukrayna'dır, o taraflar için, İskandinav ülkelerindeki araçlarında kullanıyor muhtemelen. Ben de zaten Litvanya veya Letonya iki ülkeden birisiydi sanırım. Oradaki bir satıcıdan satın aldım. Adam böyle Kia Rio çıkma parçaları satıyordu. İlanda bu parça yoktu. Onun da hikayesini sizlerle paylaşayım kısaca. Normalde ilanda bu parça yoktu. Ben de bu parçayı yurt dışındaki araç ilanlarında falan görmüştüm. Ama parça numarasını da bilmiyorum. Fotoğrafıyla birlikte satıcılara sormaya başladım. Bu satıcıda da kazalı bir Kia Rio vardı. Böyle parçalarını peyderpey satıyor adam. Bir sürü ilan vardı adamda. Ben de adama mesaj yazdım. Dedim ki böyle böyle şöyle bir parça arıyorum. Var mıdır sizde? Fotoğrafı da bu. Sorarken sadece şu tuşları sordum. Hemen bakayım dönüş yapayım dedi adam. Gitti baktı. Ha var dedi. İşte şu parçayı söktü getirdi. Dedim fiyatı ne kadar? $15. Uluslararası kargo ücretsiz dedi. Yani herhalde eBay'in anlaşmasıyla bunlar gönderiyorlar. Çünkü yani $15 sattığım bir parçayı kendin kargosunu karşılayamazsın. Ama çok avantajlı tabii ki benim için. Tabii düşünüyorum şu çerçeveyi nasıl yapacağım? Yani kendi orijinal çerçevemi keserim diyorum ama çok kaliteli bir görüntü olmayacaktır. Mutlaka bir çapak kalacak. Düzgün yapamayacağım. Neyse adama bir daha sordum. Dedim ben bu parçayı alacağım ama şu dışındaki parçası var mı peki sende dedim. Adam yine 2 dakika sonra dönüş yaptı. O da var dedi. İkisini de sökmüş bana fotoğrafını attı. Al sana böyle vereyim dedi. Tamam fiyat ne kadar dedim. Yine $15 dedi. Yani şu plastik de olsa olmasa da $15. İyi dedim eyvallah çok güzel. Koy ilana ben alacağım dedim. Adam bir tane ilan açtı hemen. Ben de sipariş verdim. Yine kısa bir sürede geldi. Yani 15 gün mü 20 gün mü öyle bir sürede geldi. Gümreye falan da takılmadı zaten. Ben de bir elektronik devre hazırladım. Onunla birlikte İki tane röle vasıtasıyla sağ ve soldaki ısıtıcı pedleri çalıştırdım. Bu tabii biraz meşakkatli bir süreydi. Yani böyle hızlı hızlı anlatıyorum tabii ama önceki videoda bahsetmiştim. Yani bunlar hep böyle deneme yanılmayla, bazen işleri batırmayla, parçaları bozmayla, zaman içinde yaşadığım tecrübelerle öğrendiğim şeyler aslında. Tabii bu yaptığım işlemler böyle dosdoğru tek seferde olmadı. Defalarca denedim, şu parçayı söktüm, yerine uyuyor mu diye baktım önce, uyuyor. Sonra dedim bir devre yapmam gerekiyor. Devreyi bunun içine sığdırabilir miyim? İçine sığmıyor. Burada hiçbir yer yok. Şuralar tamamen dolu. Şu iç kısımlar tamamen dolu mesela. O yüzden buralara bir elektronik devre sokamıyorsunuz. O yüzden devreyi arkada bagajda uygun bir yere attım falan filan. Yani bu işler bayağı uzun uğraşlar sonucunda oldu. Ama sonucunda da güzel istediğim orijinal görüntüleri yakaladım. İyi ki de yapmışım. Çok çok memnunum bu yaptığım işlemlerden. Yani ihtiyacım olmayan bir şeyi olmuş olsun diye veya modifiye olsun diye zevkine yapmadım. Hepsi bir ihtiyaç dahilinde zaman içinde geliştiler. Yine şu direksiyonumu ısıtmalıya çevirmiştim. Bunu da yine kanalda videosu var. Nati paketlerde direksiyonlar plastik oluyor. Ve çok ucuz basit bir görüntüsü oluyor. Yani ben buna PET yapmasam da zaten tahmin ediyorum 2016 yılında falan zaten düz bir deri kaplama yapmıştım o zamanlar. Çok da güzel görünmüştü. Yine yakın zamanda yaptığım işlemde de tekrar bu deri kaplamayı değiştirdim ve alt kısmına da ısıtıcıyı yerleştirdim. Yine Arduino kullandığım küçük bir devre yaptım. O devreyle birlikte direksiyon ısıtmam çalışıyor. Yine direksiyondan devam edebiliriz. Şöyle cruise control tuşlarını göstereyim. Kia Club TR diye bir forum var. O forumda bir arkadaşımız hepimize yol gösterdi. Bu şekilde birçok arkadaş hız sabitleyicisini sadece tuşlar alıp direksiyona montajını yapıp taktı. Kia aslında hız sabitleme ile ilgili bütün yazılımı hazırlamış. Aracın ECU'sunda yani beyninde yazılımı mevcut. Zemberekteki kanal sayısı da yeterli. Sadece tuşları değiştirerek hız sabitleyiciyi aktif etmiş oluyorsunuz. Bu donanımda mesela uzun yolda çok çok faydalı bir özellik. Yani uzun yola her gittiğimde bunu kesinlikle kullanıyorum. Yakıt tasarrufu da sağlıyor hız sabitleme. Bir şekilde hani gaz tepkilerini olabildiğince smooth yani yumuşak bir şekilde ayarladığı için siz ayağınızda ne kadar hassas da davransanız o kadar başarılı olamıyorsunuz. Ve bir miktar yani %3-%5 civarı da bir yakıt tasarrufu sağlıyor hız sabitleme. Onu çok net bir şekilde tecrübe ettim. Sonrasında yine sis farlarımı yaparken şu sol taraftaki far kolumu değiştirdim. Bu bahsettiğim parçaların hepsi orijinaldir. Ya Türkiye'deki yedek parçacı bir arkadaşım var ondan temin ettim ya da eBay'den satın aldım. eBay'deki Koreli satıcılardan satın aldım. Yani Çin malı veya yan sanayi parçalar değil bunlar. Orijinal Hyundai Kia üretimi parçalar. Bu kolda ön sis farı ayarı var. Normalde bir anahtarla da yapılabilir ama ben tamamen orijinal görünmesi için bu şekilde bir far kolu temin ettim. Orijinal görünmesini istedim. Bu far kolunu aldıktan sonra şöyle bir şey fark ettim. Ayrıca bir oto ayarı var burada. Yani şu şekilde parkları alıyorsunuz. Şöyle kısa farlar. Bir de oto modu var. Oto modunu görünce tabii ben yine rahat durmadım. Madem öyle arabaya bir far sensörü ekleyeyim dedim. Far sensörünün de nerede olduğunu araştırınca şöyle göstereyim. Aracın ön camının dibinde bakın şurada yuvarlak bir parça var. Bu parça natilerde yok.
Burası normalde natilerde plastik kapak şeklinde. Onu bir şekilde tornavidayla falan kanırtarak çıkartıyorsunuz yerinden. Yerine sensör olan parçayı takıyorsunuz. O sensör de far kolundan oto moduna aldığım zaman buradaki sensörden aldığı veriyle birlikte farlarım otomatik bir şekilde yanıyor. Yani hava karardığı zaman farlarım otomatik yanıyor. Yine devam ediyorum aracın içinde göz gezdiriyorum. Şuralarda şu kapı kollarının üst kısmında yani kapı kollarının şu tam iç kısmında şu anda görünmüyor ama şu üst tarafta kırmızı ledler yerleştirdim. Biliyorsunuz Kia Rio araçlarımızın normal dashboard aydınlatmaları falan hepsi kırmızıdır. O yüzden ben de kapı kollarına kırmızı bir led yerleştirdim. Bu ledlerin bağlantısını da hiçbir yerden tesisat çekmeye gerek yok. Şu cam açma düğmelerinin aydınlatmasına bağladım. Yani parkları veya farları açtığım zaman bunların aydınlatması yanıyordu. Bunlarla birlikte kapı içindeki ledlerim de yanıyor. Bu işlemi 4 kapıya da yaptım. Gayet de güzel bir görüntü oluşturuyorlar. Yine bunun haricinde bir ambiyans aydınlatma olarak şu kapı içlerine ince çubuk şeklinde ledler döşedim. Hafif beyaz loş bir ışık veriyor. Böyle bir ambiyans aydınlatmam da var. Yine arka kapı içlerinde de o tarz beyaz bir aydınlatmam var. Onları da göstereyim size. Şöyle göstereyim. Bu kısımlara da ben beyaz buzlu plexi kestirdim. Çizimini bilgisayarda hazırlayıp Karaköy taraflarında bu tarz işler yapan yerler var. Öyle bir yere kestirdim. Tam kalıbında güzel bir aydınlatması var. Şöyle yakayım hatta sizlere öyle göstereyim. Çok güzel bir ışık hüzmesi çıkıyor ve görüntü çok hoş oluyor. Özellikle arkalarda çok başarılı oldu bu aydınlatma. Ön taraflarda çubuk şeklinde, burada böyle tek nokta şeklinde yaptım. Bir de şuradaki tuş takımını daha önce göstermiştim. Direksiyon ısıtma yaparken şu tuş takımını değiştirmek gerekti. Orijinal bir görüntü olması için bu tuşu temin ettim. Bunu da AliExpress'te bir satıcıdan aldım. O satıcının da linkini açıklama bölümüne eklerim. Normalde o mağazada bu parça yoktu. Ben mesajla sordum bu parçayı temin edebilir miyiz diye. Parçayı temin edip satışı açtı. Ben de sipariş verdim. O şekilde AliExpress'ten almış oldum. Yani illa bu parça değil. Olur ki başka bir parça ihtiyacınız olur. Türkiye'de bulamadığınız farklı bir parça gerekir. O mağazayla iletişime geçersiniz. Muhtemelen gerekli parçayı o mağaza bulur. Siz de parçayı kolayca sipariş verirsiniz. Aracın içinde başka yaptığım bir şey var mı? Onları düşünüyorum. Şöyle ön kamera ve arka kameram var. Onları da göstereyim sizlere. Bunların da yine videolarını kanalda paylaştım. Öndeki kameram Vivo A119 V3. Arkadaki kameramı da şöyle göstereyim. Xiaomi 70 Mi Pro. Bu iki kameranın da detaylı incelemelerini, yol kayıtlarını nasıl yaptığını, görüntü kalitesini falan gösterdiğim videolarım var. Onları da kanaldan bulabilirsiniz. Şu anda sağ üst köşedeki i butonuna da ilgili videoları eklerim ben. Yine Nati pakette olmayan başka bir parça daha var. Şu ön direğin içerideki plastik bakalit kaplaması. A sütunu da deniyor. Sağ taraftan daha iyi görünecek. Şöyle bir parça. Alkantara tarzı bir kumaş kaplaması yaptım ama onu da müsait bir zamanda söküp yenileyeceğim. Biraz bazı yerlerinden kabardı. Daha düzgün bir şekilde yapacağım onu da. Ama Nati paketlerde bu şekilde Twitter'lı bir kaplama yok. Burası düz kaplama şeklinde. Fancy şasi numarasıyla bulunabiliyor. Satın aldığınız zaman yerine birebir uyuyor zaten. Direkt yerine söküp takıyorsunuz ama içinde hoparlör gelmiyor, onu söyleyeyim. Yani bir küçük bir Twitter temin etmeniz gerekiyor. Şimdi birazdan araca yaptığım ses sistemini anlatmaya başlayacağım. Zaten o sistemde bir tane Twitter geliyordu. Ben onu kullandım direkt. Zaten orijinal olsa da onu söküp kendi yeni taktığımı kullanacaktım. Ön kapılardaki hoparlörler değişti. JBL marka bir hoparlör takımı kullandım. Arka kapılardaki hoparlörler orijinal neyse o şekilde duruyor. Bu ses sisteminin de can damarı olan amfide bagajda duruyor. Şimdi şöyle dilerseniz bir bagaj tarafına geçelim. Şu bagaj kısmını bir toparlayayım, size daha rahat göstereyim. Arka koltukları yatırıp bagaj havuzunu da geriye aldım. Şimdi Kia Rio araç sahibi olanlar bilirler. Normalde bagaj zeminindeki halı bu şekilde değildir. Ben buraya kendim özel bir MDF kestim. Bu MDF'yi şöyle 3 parçalı yaptım. Şöyle şu tutma yerine kadar kendim tasarladım. Bunu da AliExpress'ten almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle 3 parçalı katlanır bir yapıda. Yanlış hatırlamıyorsam 4 veya 5 mm kalınlığında MDF'den yaptım. Bu tamamen el işçiliği bir uygulamadır. Elimle zımpara yaparak yavaş yavaş bu şekilde getirdim. MDF'ye bu şekilde elle şekil vermek biraz zaman aldı ama sonuç gayet güzel oldu bence. Şöyle bu halıyı da bir geriye kaydıracağım koltukların üzerine doğru.
bu kısmı size genel bir göstermek istiyorum. Şuradan göstereyim. Bagaj zeminim bu şekilde. Burayı nasıl tasarladım? Kısaca ondan bahsedeyim. Zaten videonun da artık sonuna gelelim. Bayağı uzun oldu zaten videoda. Burada şuradaki havuzun içinde normalde stepnemiz var. Yine hala stepnem var benim. Stepnemden de vazgeçmedim. İnce bir stepne olduğu için üzerinde bir miktar yaklaşık işte 9-10 santim kadar bir boşluk var. Normalde orijinal halının altında 8-10 santimlik bir sünger vardır. Ben hem o payı kullanarak hem de birazcık da 9-10 santimde yukarı çıkarak buraya bir hoparlör sığdırdım. Yani hoparlör dediğimde aslında bir subwoofer sadece. Yuvarlak bölmeye uyacak şekilde sekizgen yapıda bir subwoofer. Bunun da markasını, modelini hala satıştaysa linkini de koyarım. Bunu da Amazon'dan aldım ben. Amazon Amerika'dan aldım. Ta Amerika'dan tabii o zamanın dolar kuru düşük olduğu için uygun bir fiyata gelmişti. Tabii şu andaki dolar kuruna göre fiyat bayağı yüksektir. Yani alınabilecek bir fiyat değildir tahmin ediyorum ama ben yine paylaşayım. Maksat sizlere bir fikir vermek. Belki Türkiye'de daha farklı bir versiyonunu bulursunuz, daha ucuzunu bulursunuz. Belki farklı bir uygulama yaparsınız. Maksat bilgi paylaşmak. Şu şekilde bagaj zeminini 10 santim kadar yükselttiğim için burada güzel bir alanım oluştu benim. Şu sağ tarafta güzel bir alanım oluştu. Buraya da amfimi sakladım. Yaklaşık 3 santim kadar da bir boşluğu var. Yani buraya biraz daha büyük bir amfi bile sığar. Ama bu amfi gayet yeterli. Amfinin de modelini, linkini falan paylaşırım. Bu amfi de satışta olmayabilir. Ama ben yine marka modelini açıklama bölümünde paylaşacağım. Şu bölmenin içinde de koltuk ısıtma için yaptığım elektronik devre var. O devre biraz büyüktü. Anca buraya sığabildi zaten. Burayı neredeyse doldurdu. Şimdi burayı açmakla uğraşmayayım. Zaten plastik kutu içinde bir devre var. Bir şey görünmüyor. Sonra yine kanalda videosunu paylaştığım bir ufak bir rulo şeklinde alet çantam var. Arabamda lazım olabilecek her türlü alet var. Bu alet çantası da rulo şeklinde burada gizlendi. Başka da bir şey yok. Şurada arka kısımda ufak bir bölme daha var. Orada da işte yedek falan ampullerim. Ivır zıvır bir şey olursa oraya atıyorum. Ve günün sonunda şöyle halıyı çektiğim zaman dışarıdan hiçbir şey görünmüyor. Yani bu arabada bir ses sistemi olduğunu bile anlayamazsınız aslında. Ancak bagaj halısını kaldırıp, zemindeki kaplamayı da kaldırıp altına bakmanız lazım. İşte bu gümbür gümbür bas sesi nereden geliyor diye düşünüp durursunuz. Görüntü olarak çok orijinal ve temiz olduğunu düşünüyorum. Yani şöyle baktığınız zaman dışarıdan görünen hiçbir şey yok. Tabii bagaj hacmi de bir miktar azalmış oluyor. Yapacak bir şey yok. Gülü seven dikenine katlanır misali. Zaten bagaj hacmimiz 280 litre civarıydı yanlış hatırlamıyorsam. 70 litre civarı daha feragat ettik. Yani 220 litre civarı bir bagajım var. Bu da benim için şu an yeterli. Evet, işlemler bu şekilde. Şaka maka bayağı bir işlem yapmışım. Bu videodan da bu kadardı. Aracın dışına yaptığım işlemleri de gösterdiğim ayrı bir videom var. Onu da sağ üst köşeye ekliyorum. İzlemediyseniz onu da izlemenizi tavsiye ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.